Hocam şöyle, üyelerimizden size soru sormak isteyen 10 tane hevesli müzisyen seçtim. Onların size sormak istediği, sizin fikirlerinizi merak ettiği soruları var. İsterseniz ilk, bu sizle de hatta telefonda konuşmuştuk Yiğit hakkında, ilk o sormak istiyor. Dilerseniz. Tabii, memnuniyetle. Evet Merhaba. Yiğit, sorunu sorabilirsin. İyi akşamlar hocam. Ben Yiğit Yüksel, Samsun'dan katılıyorum. 12 Merhaba Yiğit. yaşındayım. Ne Merhaba güzel. hocam. Benim sorum şu. Hiç beste yaptınız mı? Yaptıysanız kime ithaf ettiniz? Evet, küçükken yapardım çok severek. Yani biraz bir nevi benim için aslında oyun şeklinde ve çok böyle hani kelime oyunları yapılır böyle notalarla sanki oradan oraya yerleştirmek ve o sesleri hayal etmek hoşuma giderdi. Bir süre devam ettim yani kimse için yapmadım sadece kendim için yaptım. Ondan sonra piyanist olarak çok önemli bir kariyer başladı benim için tabii ve çok büyük bir repertuvar var piyanistler için bestelenme. Onlara gerçekten elimden geldiği kadar yetişmek ve çok zaman ayırmak gerektiği için tamamen ona yöneldim. Anladım. Teşekkür Evet, ederim. bir şey değil. İyi Evet. çalışmalar. Hocam bu arada konuşmuştuk ya sizle, Yiğit sanırım şey demiştiniz, bir master class'ınızda mı ne çıkmış mıydı acaba? Ne yapmıştı? Çıkmış mıydı? Hocam konuşur, siz söylemiştiniz ya hatta 400 tane öğrencim var artık hani demiştiniz. 400'ü geçti de demiştiniz hani sayısı. Yiğit hakkında konuştuk yani böyle çok hevesli demiştim. Küçük yaşta Evet, demiştim. öyle de hatırladım yani. Bir masterclass'ıma gelmişti. Ya yani Yiğit Yüksel demek ki aklımda kalmış hem ismi hem kendi. Şimdi de görünce hatırladım. Ne güzel. Evet Yiğit, teşekkür Evet. ederiz güzel sorun için. Hocam bu soru birazcık felsefik. Havin Öykü Yaman'dan geliyor bu soru. Havin'cim sorabilirsin sorunu dilediğin. Merhabalar. Öncelikle çok mutluyum sizlerle burada olduğum için. Teşekkür ederim. Demek ben Benim teşekkür sorum da şu. ederim. Tamamdır. Evet. Kimlere müzisyen denir? Şimdi kimlere müzisyen denir? Tabii müzisyenin çok fazla çeşitleri var. Yani bunlar opera sanatçıları var, enstrüman çalanlar var, yorumcular var, besteciler var. Müzisyen olarak klasik müzikte hayatını ona adamış olanlar var. Caz müziği yapanlar, pop. Yani tradisyonel bütün farklı ülkelerin farklı kendine öz müzikleri var. Onlar yani hepsine müzisyen diyebiliriz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam ama Evet. müzisyen ve sanatçı arasında büyük bir ayrım var değil mi? Hani müzisyen ve sanatçı kavramları arasında. Yani şöyle tabii ki sanatçı deyince zaten sanat onda da çok büyük şeyler var. Yani bir ressam da bir sanatçıdır, bir heykeltıraş veyahut yani sanatın bütün dallarını kapsayan bir şey sanatçı. Evet. Onun için yani müzisyen deyince hangi türden müzik yaptığına bağlı. Ama herhalde müzisyenin bir anlamı da bence yani ciddiye alınması gereken bir müzisyen olduğu takdirde hem sanatçı hem müzisyen bütün hayatını ve bütün zamanının çoğunu müziğe adamış birisi olur diye düşünüyorum. Yani hobi olarak çalanlar veya hobi olarak müzik yapanlar da tabii çok değerli ama onlar müzisyen olarak kabul edilemez. Evet, bir... Teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet, Umarım. teşekkür ederim ben de. Güzel soru Sen için. ne düşünüyorsun peki bu konuda? Müzisyenin ne olduğunu düşünüyorsun? Yani senin için kime denir müzisyen? Ben zaten çok aklıma takılan bir soruydu. Hani hobi olarak ilgilenenlere de müzisyen denir mi? Yoksa dediğiniz gibi bunu iş
olarak yapan insanlara mı denir? Bence herkese denmemeli. Yani bunu gerçekten bunun için çaba gösteren ve bunu hayatını buna adamış insanlara bence müzisyen denmeli. Evet, tabii. Doğru. Bu bir müzisyen hani tabii farklı farklı alanlarda çekilebilir ama mesela benim de düşündüğüm şeylerden birisi de besteci kavramı mesela. Hani Evet. yüzyıllardır süre gelmiş büyük besteciler var. İşte Bach'a da besteci diyoruz, Chopin'e de besteci diyoruz. Ama her Evet. bir insana besteci dediğimizde aslında o bestecinin anlamı ne kadar değişiyor, değil mi? Tabii, yani bir, ufak bir iki sayfa bir şeyler karalamış birisi de benim bestem var, dinler misiniz diye biliyor mesela, dediğin çok doğru. Beste yapıyor. Evet hocam, haklısınız. Yani ben dediğim gibi bazen kendimden düşünüyorum. Tabii ki de her hobi olarak yapan, iş olarak yapan herkes yani doğaçlama sonuçta canı sıkıldığında olabilir veya işte pratikten molaya geçtiğinde olabilir. Doğaçlama yaparken ürettiği bazı sesler oluyor mesela. Ama hocam mesela o ürettiğimiz seslerden çıkıp da gerçek bestecilerin eserlerini, işte Rahmaninov'un bir konçertosunu dinledikten sonra ya da senfonilerini dinledikten sonra aslında besteci kavramının ne kadar böyle oturaklı ve köklü bir terim olduğunu anlıyorum ben yani şahsen. Yani şöyle diyelim, onun da büyüklükle alakası yok yani Rahmaninov konçerto veya senfoni ve muazzam eserler, ama bir Chopin'in yani yarım sayfalık prelüdü de olağanüstü bir beste. Yani orada yani ne kadar nota varsa o kadar iyi diye bir şey düşünmemek lazım. Bazen işte Mozart'ın bir andante adagio bölümündeki işte sadece o dört ölçü bile, yani içinde belki sadece 10 tane 15 tane nota var. Muazzam bir, yani olağanüstü bir eser. Onun için yani hani şeye de bakmaz o, tabii öyle büyük olmasının şart değil yani şey olarak, beste olarak, ama gerçekten çok değerli besteciler ve eserleri, küçük büyük hepsi yani. Chopin'in bazen işte şey mazurkaları o kadar yani az notayla işte ne bileyim şunu yapmış işte. Bu bile yani muazzam bir dünyayı sana anında geliyor, veriyor. Ha mesela hakikaten Bach da öyle, dediği gibi kim yazdı bilmiyorum. Şeyde, şu İtalyan konçertosu. Yani çok az notayla da olağanüstü muazzam eserler çıkıyor ortaya. Ama birçok notayla da Rahmaninov'un 3. piyano konçertosundaki 33 bin nota gibi devasa muazzam eserler de var. Tchaikovsky, hepsi öyle, hepsi öyle. Evet. Ya. Hatta sanırım hocam bunun Chopin'in böyle ilgili bir, bununla ilgili bir sözü var değil mi? Hani önemli olan o sadeliği, o ne denir? Saflığı aslında yakalayabilmek. Zaten ondan hani Bach'ı hani ve Mozart'ı çok severmiş. Yani varılabilecek en büyük zirve demiş, sadeliktir bir müzisyen için yani. Öyle evet. Demiş. Ya. Hocam aslında saatlerce düşünmek lazım bu olaylar hakkında ya. Ya, evet, 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 doğru. Hocam, bir sonraki üyemizin sorusu Çağla Hıncal'dan gelecek. Çağla Hanım, istediğinizde sorabilirsiniz sorusu. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Çağla ben.
Çok memnun oldum. Öncelikle bize bu tanışma fırsatını sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Ne güzel. Aynen öyle. Çok büyük hayranınızım. Nerede çok... oturuyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Ben Yalova'da oturuyorum. Yalova'da yaşıyorum. Yalova'da. Yalova. Evet, selamlar. Aynen. O zaman Bursa'ya belki gelirsiniz pazar günü. Orada böyle bir toplu konserimiz olacak. Çok istiyorum, gördüm. Hatta neresiydi? Bursa'da Migros. Yok, şey. Merinos. Yok, Merinos değil galiba. Tayyare diye hatırlıyorum. Tayyare var değil mi? Orada bir de konser salonu adı. Evet. Oraya çok gitmediğim için hocam. Çok hakim değilim. Eskiden oradaydı bütün konserler. Hmm. Bu yeni konser şey salonları yapılmadan önceki, merkezden önceki. Hı hı. Ne güzel. Yalova'ya da bekleriz inşallah. İnşallah. Orada var mı? Ben hiç gelmedim. Yalova'da konser vermek üzere gelmedim. Yani hep geçerdik. Çünkü ben küçüklüğümde kayak yapardık ailece. Bursa'ya, Bursa'dan da Uludağ'a giderdik. Çok sık giderdik. Onun için Yalova'dan çok güzel anılarım var. Orada bir mola verirdik, bir şeyler yerdik. Evet, öyle. Buranın yeşilliği, doğası aynı. Çok, evet, çok güzel oraları. Evet, orada. Çok harikadır. Çok seviyorum şehrimi. Ne güzel ama öyle. Hak ediyor. Aynen öyle. Ben daha fazla lafı uzatmayayım hocam. Diğer arkadaşlarıma da söz bırakayım. Evet. Benim de sorum şudur size. Sizce bir piyanisti, iyi bir piyanist yapan kriterler nelerdir? Unsurlar nelerdir? Bunu sorayım size de. Yani şöyle diyelim. Tabii bir kere iyi bir piyanistin çok iyi bir tekniği de olması lazım. Tamamen hakim olması lazım. Yani parmaklarına ve enstrümanın çıkardığı bütün seslere yaklaşması ve onu planlaması için çok iyi bir çalışma yapmış olması lazım. Onun dışında ama o yeterli değil tabii. Eserlere anlam kazandırması lazım. Müzikal bir dili olması lazım. Ve o dilin sadece ona ait olması lazım. Yani başkasına benzemeyen bir herkesten farklı bir işte ona dil diyoruz ama piyanoda tabii tuşe ve çünkü piyanoda yapılacak çok şey var. Yani o kadar çok işte pedallarla, bağlarla, nüanslarla elde edebileceğiniz o kadar büyük bir palet var ki, çok zengin, çok güzel. Yani evet. Tek başına bir enstrüman gibi zaten piyano, orkestra gibi öyle bir enstrüman. Onlara sahip olanlar herhalde bence iyi bir piyanist olarak. Çok teşekkür ederim durumu yanıtladığınız için. Tekrardan çok mutlu oldum tanıştığıma. Dediğim gibi buraya da bekleriz sizleri. Ağırlamak isterim inşallah. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Miram, ne güzel dediniz ya. Tek başına bir orkestra. Betimlemesi tam uyuyor piyanoya. Değil mi? Evet. Tek başına öyle hakikaten. Yani çünkü piyanonun yani basışınıza göre martellato şeyler yapabilirsiniz. Yani mesela Bartok çalarken şey tarafı var, perküsü. Onun dışında flüt gibi olan şeyler var. Hani çok değişik ya. İşte Ravel'de impresyonist bir tuşeyle bambaşka bir renk alabilirsiniz. Sonra Scarlatti'de pedalsız gayet böyle parlak bir tuşeyle. Onun için hepsinden ayrı, hepsinden farklı şeyler çıkarabilirsiniz.
Hani çok büyük imkanları olan bir enstrüman. Dediğim gibi büyük bir orkestra gibi tek başına. Evet. Zaten herhalde romantik dönem ve geç romantik dönemden sonraki besteciler de bunu biliyor olacaklar ki tüm imkanlarını zorlamaya çalışmışlar piyanonun. Evet. Gerek Bartok, evet. Gerek işte Rachmaninoff, Ravel gibi. Hocam bir de ben şey diyecektim. Tayyare Kültür Merkezi var ama acaba orada mı olacak konser? Sanıyorum afişte yazıyor zaten. Bugün paylaştım. Orada yazıyor. Yani bakalım Merinos'ta yakalmış. Bilmiyorum. Ben de tam şunu hatırlayamadım. Bakarız. Evet. Bir sonraki sorumuz yine istekli yaşı genç bir arkadaşımızdan hocam Ali Eren'den. Ali Eren, istediğin zaman sorunu sorabilirsin. Merhaba Gülsün hocam. Merhaba. Ben de deprem nedeniyle Adıyaman'dan Tarsus'a geldim. Oo, geçmiş olsun. Çok başınız sağ olsun yani. Evet. Çok üzücü, çok üzücü. Yani piyanom da orada kaldı. Hocamdan ders alıyordum. Artık ders de alamıyorum. Benim sorum şu. Bir müzisyen eğitim almadan kendini nasıl geliştirebilir? Yani şimdiye kadar aldığın dersleri de tekrar hatırlarsan yani sıfırdan başlamamış olacaksın gene de. En azından belli bir şeyin var değil mi? Onun için onun üzerine yani geliştirmek için herhalde yine de neredesin şu anda bilmiyorum ama orada bir hocayla çalışmanda fayda var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok geçmiş olsun. Ve ben de Adıyaman'da 3 kez gelmiştim. Konser vermiştim. Oradaki müzisyenleri de tanıyorum. Çok hakikaten çok hepinize bütün kalbimizle katılıyoruz. Üzüntülerimizi paylaşıyoruz. İnşallah hep beraber üstesinden geliriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim sorumu cevapladığınız için. Ne demek? Çok mersi, sağ ol. Hocam çok üzülüyorum ya. Enstrümanını yani en iyi arkadaşını kaybetmek gibi bir şey ya bu. Tabii tabii. Ama bakın şu anda ben buradan da söylemiş olayım. Benim Hatay'da tanıdığım bir piyanist var. O da piyanosunu kaybetti. Yani piyanosunun dışında her şeyini kaybetti ama piyanoyu tekrar Ankara'da şimdi akrabalarının yanında kalıyor. Dore Müzik bir şey başlatmış, kampanya ve oraya bir form doldurarak depremzedelerin enstrüman ihtiyaçlarını bildirmesi halinde yardımcı olacaklarını bir söylediler. Bu şekilde yani haberleri olsun böyle bir şey var Dore Müzik'in. Çok evet. Çok iyi. Evet. Ya zaten böyle durumlarda açıkçası hani bu Dora Müzik gibi büyük müzik şirketlerinden tabii. Böyle aslında yardımlarına ihtiyacımız var tüm müzisyenler olarak. Tabii tabii hepsi yapıyorlar sanıyorum da ben şu anda Yamaha Klavinova şeklinde istediler de onun için onlara söyledim ama sanıyorum Zuhal de yapıyor, Başkent Müzik Evi de yapıyor. Geçenlerde bir gitar ricası olmuştu. Ben aslında bir müddet için ihtiyaçları var dedim. Yani hani yenisini alana kadar acaba ödünç olabilir mi bir gitar? Hemen hediye ettiler. Yani böyle bu tip şeylerde herkes bir ucundan tutup yardım etmek istiyor gerçekten. Evet. Hocam ya tabii her ne kadar durum üzücü olsa da ve hani üstesinden gelinmeye çalışsa da benim arkadaşım aynı zamanda gitar hocası kendisi şey demişti, ona çok üzülmüştüm. Dore Müziğin bu yaptığı bu güzel kampanyaya hani hiçbir ihtiyacı olmadan da sırf hani form doldurup yani müzik aletini yenilemek isteyenler de varmış. Dore Müzik onları ayırmaya çalışırken o talep formlarından hani kimin gerçekten ihtiyacı var yok işte aksamış enstrümanların ulaşması falan. Bu da çok üzücü yani hani insanların bu şekilde yapması.
Nasıl yapsınlar? Yani her yazına gönderemezler tabii ki. Yani tabii. Kontrol etmeleri lazım. Değil mi? Acaba doğru mu, orada mı yaşıyordu falan yani. Çünkü bu arada bazen de maalesef açık gözler de çıkıyor ortaya. Maalesef. Ya o tabii ama artık hayatın kanunu gibi bir şey ya. Her yerde her zaman oluyor yani. Evet. Hocam ben bir sonraki arkadaşımın sorusuna geçmek istiyorum. Beril Nas Atalay size bir soru sormak istiyor. Beril istediğin zaman sorabilirsin sonra. Merhaba. Merhaba hocam. İyi akşamlar öncelikle. Çok mutluyum burada olduğum için. Ben de öyle. Sorum şöyle. Kas hafızasının gelişimi ve doğru parmak numaralarının bulunması nasıl olur? Şimdi aslına bakarsan parmak numaraları hakikaten çok 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 önemli ve bir pasajın akıcı olabilmesi için doğru çalabilmek için bazen bir yanlış parmak numarası bile engel olabiliyor ve hatta yardımcı olabiliyor iyi bir parmak numarası bulmak. Genelde onu kendin deneyerek bulman lazım yani çünkü her elinde mesela ihtiyacı farklı olabiliyor. Mesela bana iyi gelen bir parmak numarası başkasına iyi gelmeyebilir. Ama genelde de aşağı yukarı belli. Yani hangisinin uygun olduğu çok da ters bir şey. Pek yapmak mümkün değil. Bir yana da öyle. Beşten sonra ikiye falan dönemezsin diyebilirim. Ama beş tane parmağımız var. Bazen pek çok şeye yetişmek gerekiyor. Mesela şeylerde işte diyelim zor pasajlarda bazen mesela bu iki ele yayarak biraz bazı arpejleri hızlı olduğu zaman yapabilirsin. Well, Scarbo'da işte bir şeyi sol elle almak çok büyük yardım olabiliyor. Yani böyle şeyler var. Nasıl yapılabilir? Hem hocanın yardımıyla hem kendi denemelerinde. Kas geliştirmek de tabii saatlerce çalışmaya bağlı bir şey. Yani onu muhakkak bir sporcu kadar üzerinde durmak lazım. Anladım hocam. Teşekkür ederim sorumu yanıtladığınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam kardeş gibidir aslında değil mi? Bir arada bir yardımlaşma gerekiyor yani. Birisinin sol elin sağ eli yardımına gitmesi, sağ elin sol eli yardımına gitmesi. Evet gerçekten öyle. Yani bazı akorlar. Ben birkaç defa enteresan parmak numaralarını video izlerken keşfettim birilerinde. Baktım, bu ne güzel yapıyor. Onu sol elle almış falan. burada arpej böyle. Ay harika, ben de yapayım bakayım deneyeyim dedim ve hakikaten güzel şeyler keşfettim. Ya müziğin güzelliği işte hocam ya, çeşit bol yani. Evet, çok. Evet hocam, zamanımız da daralıyor, o yüzden birazcık daha diğer arkadaşlarıma söz vermek istiyorum ben. İlayda'nın bir sorusu var size. İlayda istediğin zaman sorabilirsin sorunu. İlayda Bahadır. Sesim geliyor mu şu an? Merhaba, geliyor evet. Merhabalar, iyi akşamlar hocam. Hoş bulduk. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizin değerli düşüncelerinizi, fikirlerinizi dinlemek çok güzel. Ne güzel, çok teşekkür ederim. Ben İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde müzikoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Evet, harika. Sorum şu olacak. Siz bizim yaşlarımızdayken günde kaç saat çalışıyordunuz? Ve bu şu anki konumunuza gelmek için kendinizi nasıl geliştirdiniz? Nelerden yararlandınız? Bu soruyu etmek istedim. Ya ben genelde yani sizin yaşınızı bilmiyorum ama çok çalışıyordum yani ve devam ediyorum. Çok çalışmaya devam ediyorum. Gerçekten muhakkak en az 3 saat hala çalışıyorum ama bazen daha çok yani 6-7 saat.
Bazen 8 saat çalıştığım da olmuştu yani gençken ve sınavlara, yarışmalara hazırlanırken. Zannediyorum hakikaten büyük bir adanmışlık gerektiriyor. Yani profesyonel bir yorumcu olmak için gerçekten çok önemli bir çalışma. Ama şöyle diyeyim, böyle bir şey bir yere kadar gelip ondan sonra burası oldu, şimdi burada tamam vardım ben hedefime denecek bir meslekte değil yani. Onun için bakıyorum yani bazı eski işte kayıtlarımı dinliyorum. Yani hiç beğenmiyorum ya, ne yapmışım ben buralarda böyle. Niye böyle çalmışım diyorum. Ve hemen farkı görüyorum. Yani o zaman demek ki yeteri kadar onu anlamamışım veyahut da yeteri kadar içselleştirmemişim. Yani onun için hep devam ediyor. Yani ömür boyu devam eden bir uğraş, bir çalışma, bir çaba. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Evet hocam, bu konuyla yine biraz ilişkili Elif Hanım'ın bir sorusu var. Elif Hanım, siz istediğiniz zaman sorabilirsiniz sorunuzu. Buyurun. Ben bir de buradan kontrol de edemiyorum hocam. Çok fazla insan var burada mı değil mi? O yüzden Elif Hanım, eğer buradaysanız sıra sizde. Sorunuzu sorabilirsiniz. Kendisi sanırım. Herhalde şu anda yok. Evet. Peki. Tamam. O zaman sıradaki üyemize geçelim. Hocam, Gülün Hanım'ın size bir sorusu var. Gülün Göçer'in. Gülün Hanım, istediğiniz zaman sorabilirsiniz sorunuzu. Merhaba hocam. Tekrar hoş geldiniz. Benim sorum, sizce piyano öğrencilerinin ve aynı zamanda bölüme hazırlananların hem müzikal hayatlarında hem okulda kendilerini geliştirmesi açısından önerdiğiniz kitaplar ve sizin için favorilerinizden biri olan bir metot sormak istiyorum piyano ile alakalı. Piyano ile alakalı. Şöyle sanırım bir kere bestecilerin hayatını okumak mutlaka çok yararlı olur diye düşünüyorum. Ve bizim çok güzel bu konuda yazarlarımız var işte ve çok iyi kitaplar var. Aydın Büken'in, Serhan Balen'in, Ebin Yasoğlu'nun, Emre Aracı'nın ve nice bu böyle gerçekten çok iyi yazılmış, son derece bilgi yüklü, zengin kaynaklar olan kitaplar. Onları muhakkak okumak iyi olur. Hem de hepsi Türkçe. Ama bir de benim çok sevdiğim kitaplar var. Bazıları sanıyorum maalesef şu anda Türkçe'ye çevrilmemiş ama mesela Harold Schoenberg'in müthiş bir kitabı var. Büyük piyanistler. Büyük piyanistler, besteciler. Yani çünkü besteciler de çok iyi piyanistlerdi. Yani bu Mozart'tan günümüze diyelim. Onlar o harika bir kitaptır. Bir de Chopin'in öğrencilerinin sözleri olan bir kitap var. Chopin ve öğrencileri diye. Chopin hakkında kısa kısa böyle dersleri hakkında, işte nasıl bir insan olduğu hakkında, nasıl çaldığı hakkında, benim çok hoşuma giderdi o. Bir de Mithat Feldman'ın bir kitabı var. Piyanistin kitabı. O da çok güzel bir kitaptır. Yani hakikaten iyi bir eğitim veriyor. İyi kitap. Hem de tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam, o Chopin'in öğrencilerin ya, tam bir hazine ya cidden. Ya hazine gerçekten öyle yani. Ben onu kaç kere okudum bilmiyorum yani. Hep tekrar tekrar okuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Artık ezberledim. Kim ne demiş artık tek tek biliyorum diyorsunuz. Evet.
Hocam insan ya okumaya doyamıyor cidden. İşte bu ya da işte bestecilerin kendi aralarındaki konuşmalarını duyunca da işte Schumann'ın Chopin'in ölmesi gibi. Evet. Schumann'ın mektupları demiş. Birisi çok doğru oldu. Harika bir kitap. Mendelssohn'un çok güzel anıları var. Bir de Mendelssohn'un çok enteresan resimleri olan bir kitap var. O da dönemin yani hocam, çok ilginç. Çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Yüzüne kapansın gibi olmasını istemediğim için kestim. Şimdi kapanacak yayınımız